Arkadaşlar merhaba, ben Yiğit Allaç. Bugün Age of History 2 Conquest versiyon 2.1 sürümünde Azerbaycan serimizin 7. bölümüne karşınızdayım. Artık abi Polonya Türkiye Büyük Azerbaycan ittifakında yavaş yavaş güçlenmeye başlıyoruz. Pakistan Türkiye ve Polonya ile savaşta bu arada. Ve Pakistan'ı ben savaş ilan etmedim. Bu arada enflasyon yükseldiği için ben mallar yatırımında yaptım. Pakistan'a savaş açmama sebebim Hindistan'la sınır olmamak. Zaten Türkiye ile Polonya'nın benim topraklarım üzerinden kolayca Pakistan'ı mağlup edeceğini tahmin ediyorum ama tabii her şey istenildiği gibi olmaz. Yavaş yavaş dörder beşer topraktan giriyor. Biz de mallar yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu arada hemen şöyle paralarımızı da getirdik. Bir teknoloji puanımız daha geldi. En son geçen bölüm Arap Yarımadası'nı elime geçirmiştim. Şimdi abi ordum, Büyük Azerbaycan ordusu aynen burada. Büyük ordu burada. Büyük orduyu nereye götürelim? Ne yapabiliriz? Burada benim Avrupa'dan biraz devam etmek istiyorum. İtalya sınırına götüreyim ben. Türkiye Romanya'ya aldı bu arada. Çok güzel bir haber bu. Şimdi biz ne yapabiliriz? Aslında İtalya'ya bir savaş ilanı yapsak kazanabilir miyiz? Ona bir bakalım. Yok. Avusturya'ya bir savaş ilanı yapacağım. Önce bir Avusturya Polonya'yı bağlayacağım. Viyana ve diğer devletleri alacağım ama şu İtalya Innsbruck üzerinden de Polonya'ya sınır dizmiş olacağım. Bu şekilde bir şey yapalım. Yani İtalya bizim şu anki Rusya'ya karşı olan savaşta nihai hedeflerimizden biri. Çünkü 2.7 milyon çok büyük bir ekonomi. 2, 4, 5 toprak var. Şöyle her toprağa bir 20 bin ordu gönderelim. 25 bin. Ve beklerken abi biz de Avusturya'ya savaşımızı ilan edelim. Polonya ile birlikte savaş ilan edeceğim. Bakalım Polonya savaşa gelecek mi? Ordusu da olmayabilir bu arada. Yok. Orduya çağır desek, Polonya'yı çağırsam. Neyse, orduya çağırınca geldiler gibi şu an. Birkaç toprakta mağlup olmam bu arada biraz sıkıntı ya. Şöyle 10 bin. Bir tur bekleyelim. Şu diğer toprakları bir geri alalım. Şu şekilde orduları bir tık daha ilerletelim. Bakalım ne. O 15 binlik ordu geldi bu arada. Sıkıntı yok. Viyana'ya 20 binlik orduyla girdik. Buradaki toprakları da 15 bin, 14 bin diyelim. Viyana'da büyük ordu var ya. Yani şöyle 12 bin. Buradan gerisini de 24 bine kuzeye doğru gönderelim. Yok, şaka gibi. Mağlup edemiyoruz adamı ama önemli değil abi. Innsbruck'tan da devam. Tamam. Şöyle yapalım hatta. Şuradan burayı kapatalım. 20 bini bir böyle gönderelim. 3900 buradan. Yezen. Oo, bir toprak kaybettik ama neyse sıkıntı değil. Hepsini almış olduk. Şöyle yapacağım. Avusturya Pol. Ben şu Viyana'da dahil şu toprakları bir alayım. Tamam. Şimdi şöyle burada bana ait aslında da niye böyle oldu? Ha, bu şey toprakları tamam. Ha, Polonya'ya bir saniye. Polonya'ya verebilir miyiz? Ha şöyle aynen. Dur. Şuralarda ben bir Polonya'ya vereyim. Şöyle bir barış antlaşması imzalayalım.
Neyse, önemli değil zaten. Benim topraklarım üzerinden geçebiliyorlar. İttifak olduğum için çok önemli değil. İtalya sınırı olsun yeter abi şeyin. Polonya geri aldı abi. Çok güzel bir antlaşma oldu bu arada. Ben Slovakya'yı da Polonya'ya karşı şey yapacağım. Sıkıntı değil. Bizimkiler alır zaten. Bizimkiler alır. Bizimkiler alır. Yani şöyle başkentine girsem yeter. Ne düşünüyorum? Yani Polonya'nın keşke bana yardım edesi gelse ya. Orduyu dağıtmadım Polonya alıyor diye bu arada. Ama Polonya umrunda değil. Tamam sen oraları al abi. Biz alacağımızı alırız. Şu başkenti ver. Polonya hiçbir şey hak etmiyor bu arada, onu fark ettim. Başkente bir girek ya. Tamam, aynen. Tamam, harika. Şimdi ben şu güzel toprakları alayım. Daha hepsini alayım ya. Ne uğraşacaksam abi. Polonya ile olmuyor. Kendimizi biraz güçlendirelim. Bu arada oto asimilasyon yapalım. 31 binlik bir şeyimiz de var. Biraz daha ya, gelirimizi sabitleyelim. Polonya orduları yeni geldi bu arada. Hayırlı olsun. Ya bakın Avrupa'da 3 büyük devlet olarak gerçekten güzel bir şeye sınıra dayandık. Pakistan'la bir savaş şeyi yapamadık. Ne derler? Bir barış antlaşması imzalanmadı. Hindistan'a girsem sıkıntı olur mu? Olur gibi. Nasıl yapsak abi? Rusya'ya karşı savaşmam lazım ama benim 850 1 milyon 700 435. Türkiye çok güçsüz. Mısır'ı alıp Türkiye'ye verebilirim. Ya da böyle nasıl yapabiliriz? Yani bir yerleri Türkiye'ye vermek istiyorum bu arada. Tek toprak olarak. Almanya'yı ben şeye normalde Polonya'ya yedirmek istiyorum. Önce aynen. İlk planımızı bir yapalım abi. 65 binlik bir ordum var. Şuralardan biraz daha ordu basalım. Ordu sayımızı bir 200-300 bine çıkaralım abi. Ordu sayımız biraz azaldı. Zaten 100 binde 65 bin. Birazcık kayıplar yaşadık. 100 bine çıkarttık. Birazcık şu yatırımları azaltalım. Biraz daha fazla azalttık bu arada. Tamam yeter 50 bin iyi ya her tur. Çok iyi topraklar ya bunlar. Ama. Şimdi Danimarka'yı alacağım. Danimarka Almanya ya savaş açacağım. Danimarka üzerinden. Yani niye böyle bir şey yapacağım diye sorarsanız Polonya'yı Almanya topraklarını ya Almanya topraklarını Polonya'ya hediye edeceğim. Güçlensin ki Rusya savaşında gerçekten çok güçlü bir Polonya yanımızda bulunsun. Müttefiklerimizi güçlendiriyoruz açıkçası. Şöyle bir 15 bin daha gönderdim. 200 bin ordumuz oldu. Şöyle ha. 200 225 25 binlik bir ordumuz var. Danimarka Savaşı'na hazırız abi. Danimarka Savaşı bizim için güzel olacak. Danimarka hatta Danimarka İsveç bile yapabilirim aynı orduyla. Bu arada saldırı planında tutacağım. Kanunları unuttuk. O kadar. Savaş propagandası yapalım ya. Savaş yorum. Sadece savaşıyoruz abi. Çünkü başka hiçbir şey yapmıyoruz. Kopenhag üzerinden, Kopenhag üzerinden savaş ilanımızı gerçekleştirdim. Kopenhag'dan girip hatta şöyle yapalım. 120 bin. İki topraktan girelim ya. Evet, oradan giremedik. Ha girdik. Ama ordunun yarısını kaybettik gibi. Ha buradaki ordum nerede? Tamam oraya bir saldırsın. Buraya bir liman yapalım. Ne dağıtması abi. Liman yapalım. Gözetleme kulesi yapalım.
Şuraya bir 35 bini gönderelim. 29 bin de buradan bir göndereyim abi. Güzel. 35 bini geriye gönderelim. Şimdi bu topraklardan diğer ordular yeterli bir şekilde saldıracaktır diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyormuşuz abi. Tam bir 10 bin daha. Ya şu anda bu arada Kopenhag'da zor, şey Danimarka'da iyi zorladı Kopenhag üzerinden. Tamam. Abi şöyle 9 bin diyelim. Şu 15 bin. Oo hepsini getirdik. Neyse şuradan Alborg'a yardım gitsin abi. Şuraya da bir keselim 9 bin orduyla. 12 bin diyelim. 7500. Şu şekilde bir devam. Bu tur, evet bu tur gerekeni yapacağız. Bu tur gerekeni yapacağız. Bu arada ben bu ordu Danimarka Savaşı'na rahatlıkla yeter. Üstüne İsveç'i zorlarız diyordum. Danimarka'yı alamadık bu orduyla ya. Şimdi küçük topraklarda çok fazla ekonomi olunca biraz zorladı tabii. Açıkçası onun da bir şeyi vardır. Ne derler? Tamam, ordusu artık kalmadı gibi bir şey. Bakalım. Kopenhag'ı alamadık. Sıkıntı değil. Şu ordu da Kopenhag'a gitsin abi. Şu ordu bir daha Kopenhag'a saldırsın. Başkenti düşüremiyoruz. Israrla düşmüyor abi. Güzel. Bence bitti gibi ya. Savaş bu saatten sonra çok zorlayamazlar bizi. Abi yeter ama ya. Yani bir kere böyle turu bize verse öncesinde hiç zorlanmayacağız. Bu yan komşunun can çekişmeleri duyuluyor. Odense'den devam. Başkent düşmeden herhalde adamlar düşmüyor bu arada. 2500 diyelim. Gerisini Kopenhag'a doğru ilerleyelim abi. Kutsal ilerleyişimiz. Kopenhag düşerse her yer düşer. Kopenhag'ı bir düşürelim abi. Ben ısrarla Kopenhag'ı alacağım. Heh. Aynen öyle. Hepsini de alacağım. Burası benim Danimarka savaşım. Saldırı için üstüm abi. İsveç'te eksi 60. İsveç'te biraz ilişki geliştireceğim. Şimdi Almanya ile benim yaklaşık bir burada 500-600 binden fazla da 700 bine yakın ordu toplamam lazım. Amerika'dan hakaret yedik. Olabilir öyle şeyler. Rusya ile aram eksi 94. Biraz ilişki geliştirelim abi. Şu 700 bin dedik. Daha 50 bini zor aldık. De şey kaydı. Bu çevreden birkaç ordu daha basalım hızlı hızlı. 700-800 binlik bir orduyla ben Polonya'ya da yanıma alıp Almanya'ya bir savaş ilan edeceğim. Daha sonra aynı sayıda bir ordu toplayıp Mısır'a savaş ilan edip Mısır'da Türkiye'ye vereceğim abi. Daha 100 bine yeni ulaştık ya bu. Buradaki orduları bir toplayalım tekrar. Yanlışlıkla tur geçiyorum ya. Hiç hoş değil yani. Devam abi. Tüm orduları da burada toplayalım. 37 bin de daha fazla tabii. Orada da bir 166 200 binine yakın ordu burada hemen 238 binlik bir ordu var. Daha bunu 3 katına çıkaracağız inşallah ya. Yani. Umarım şu anda orduları basarken sıkıntı yaşamayız. İran üzerindeki topraklara bakalım. Buradaki topraklar da önemli. Ya sadece ordu bastık bu arada. Yapacak bir şey yok abi. Hepsi Rusya savaşı. 3 milyon ekonomisi var Rusya'nın. Bu hiç kolay bir savaş değil o.
Yani Rusya'yı böyle böldüremiyoruz da, o kadar güçlü ki. Neyse. Aslında 300 bin ekonomi var ya. Bu orduyla Mısır'a saldırsam diyeceğim. Mısır'ın da 1,2 milyon ekonomisi var. Türkiye ile birlikte alabilir miyiz? 300 bin orada 600 bin demek. 1 milyon. Vallahi Mısır zor. Mısır için Libya, Sudan'ı da savaşa davet etsem. Ya da Mısır'ın bir yerde çok büyük ekonomi varsa ona... O 679 bin burada, 200 bin burada. 90, 76 bin tek toprakta ordusu var adamın. Nasıl yapsak? Slovakya'yı... Polonya niye almıyor abi? Oradan ordu biriktirelim de. Ben Slovakya'ya Polonya'ya vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Gel abi gel. Polonyacım devam et. Gelir misin savaşa? Polonya yok abi, hiç sıfır destek. Ha, şimdi geldiler daha. Türkiye geldi anasını satayım. Valla geldi, Türkiye aldı. Türkiye'ye verebilirim. Türkiye'ye verebilirim bu arada. Abi Slovakya'ya bir daha. Ha, Türkiye'nin vasalı oldu. Tamam. Tam sıkıntı değil. Türkiye'nin vasalı olduysa zaten bunların renginde Türkiye'nin rengine benzetebiliriz. Benzetemiyoruz. Ha, şöyle kalsın. Mantıklı ya. Ben bu arada hiç aklıma gelmedi ama mesela Tunus'u, Libya'yı alıp vasalım yapabilirim. Ki Kuzey Afrika'dan bir ülkeden destek bulmuş olurum mesela. Hemen ben sabımız şey Tunus'u alalım. Vasal almak çok mantıklı ya. Şimdi hani düşündük. Mesela Fransa'yı da ben vasal alabilirim. Abi şu savaş planımızı saldırı planına çevirirsek güzel olacak. Şuradan mı girsek? Heh. Buranın üzerinden Tunus'u alsak. Yok, alamıyoruz abi. Daha çok orada kaybeden onlar ama. O ordu ne abi? Şaka mı bu? Buraya ben bir gözetleme kulesi, kale falan yapayım. Planımızı savunmaya çekeyim. Şöyle bekleyelim. Kale yapalım abi. Seviye 2 kale. Fortress seviye 3'e çıkaralım. Bakalım ne olacak. Arkadan da yardıma desteğe şey gönderelim abi, şu Yunan taraflarından. Ordu gönderelim. Bu arada İtalya kimle savaşıyor? İtalya Filipinlere ordu gönderiyor. Abi ne vizyonsuz bir savaş ya. Mesela 20 bin gönderelim. Ne kadar kaybetmişiz? 100 binlik ordu kaybetmişiz anasını satayım. Savaşı kazanamayacağız gibi bu arada ya. Ama Tunus, Danimarka bu kadar zorluyorsa abi, Rusya yani. Bilmiyorum, yanlış toprağından mı girdik? Şu orduyla ben bir savunup güneyden bir şey yapsam ne olur acaba? Mesela 58 bini şuradan güneyden bir göndersek ne olur? Bence yenilir. Ben orayı tutarken buralarda ha, aynen öyle. Şu şekil. Şu şekil ilerletelim orduyu. Aynen bu şekil. Ya abi yapacak bir şey yok yani. Şu anda pes ederse çok sevinirim ya. Sadece başkenti bırakacağız. Güzel. Vallahi güzel. Burayı da dediğim gibi vasallaştıracağım.
Tazminat falan da almayacağım. Yani sana da şöyle yapalım. Özgürlük arzusu. Vergileri sıfıra düşürelim. İlişki geliştirelim. Vasal ekonomi politikaları. Sivil ekonomi diyelim. Vasal demokrasiyle yönetsin. Vasal'ın teknolojisinde sıkıntı yok. Vasal'ı kontrol et. Savaş vasal abi bu. Öyle bir şey yok mu şu an? Bağımsızlık ilan et. Casus gönder. Vasalın kanunlarını yönet diyor. Hükümetini yönet. Tamam, ne yapacağız? Ticaret ha. Al abi sana 3,5 milyon da para gönderelim. Ordu bassın biraz şeyini geliştirsin. Anasını satayım. 200 binden 97 düşüyor. Ekonomisi düşüyor. Dur, savaş vasalı değil de. Ekonomi vasalı yapsak. Biraz daha para yollayayım ben sana abi. Nerede? Heh. Biraz daha yollayayım. Şöyle mis gibi paramızı yollayalım ya. Şimdi doğumuzda Libya var. Libya'yı da alıp bu arada rengimizi de hemen yeşil yapacağız abi. Bakın tertemiz yeşil yaptık. Libya, Sudan buraları da alıp abi diğer bölümdeki hedefimiz bu zaten. Libya, Sudan'ı da alıp Türkiye'ye Mısır'ı yedireceğiz. Libya, Sudan, Tunus orduları ile birlikte Azerbaycan orduları da gelip Mısır'ı alacak. Türkiye'ye Mısır aldıktan sonra İtalya olabilir. Mesela Fransa'yı alıp Belçika'yı ve Fransa'yı alıp vasallaştırabiliriz abi. Sıkıntı değil. Bir şekilde güçleneceğiz ya. 2 milyon ekonomiye ulaştık. 500 bin ekonomiye ulaştı. Türkiye 850 bin ekonomiye de şey ulaştı. Bu arada savaşa hazırlan desek şöyle Estonya'yı bir alsa. Bölüm bitmeden şöyle Estonya'yı bir versek abi Polonya'ya. Aynen öyle. Sen Litvanya'ya da bir savaş ilan et ya. O ordu getirene kadar orduları şeyden geliyor, sonsuzluktan geliyor. Aldık aldık. Vallahi aldık abi. Litvanya falan tanımadık, aldık. Çok eğlenceli. Bu arada bir tane böyle seri yapmak istiyorum. Vasal serisi. Herkesi vasalım yapacağım abi. Valla bu kadar güçsüz olamazsın Polonya ya. Şu Vilnius'u bir başkenti bir düşürebilse. Ha. Tamam, başkenti düşürdü, geçmiş olsun. Aldı aldı. Aldı vallahi aldık. İsyan falan çıktı. Yeni ülke çıkıyor anasını satayım ya. Letonya kuruldu ya. Tunus'a bak. Abi orada da isyan çıktı. Abi buraları geri alın. Allah rızası için ya. Yoksa Estonya geri kuruldu, Letonya kuruldu. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse, bakacağız abi. Bu Finlandiya, İsveç, Norveç'i falan da bu arada Polonya'ya yedireceğiz. Almanya. Hapsın avradını ya. Ya baya baya bakın bu arada rengin yeşil ya yani şu kısımları tamamen elimize geçtik. Tunus bizim için güzel bir yer oldu. Cezayir, Libya, Sudan diğer bölüm hedeflerimizden biri diyelim. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Güzel bölüm oldu bence. Eğlenceliydi. Stratejik hamleler yaptık. Beğendiyseniz bu bölümü, bu videoyu, bu seriyi like atıp abone olursanız çok sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.